Pencereden kar geliyor. Olgun Şimşek'i 90'lı yıllarda bir komedi oyuncusu olarak tanıdık. İbo Show'dan bir deme tiyatroya uzanan bir serüveni vardı. Saf, temiz delikanlıları oynuyordu, sonra sadece komik olmadığı anlaşıldı. Dizilerin en arıza, en kötü adamlarını canlandırmaya başladı. Hem beğenildi hem de şaşırttı. Peki ekran önünde böyle kılıktan kılığa giren ve medyaya pek konuşmayan ünlü oyuncu aslında kim? Olgun Şimşek, Bingöllü Alevi Kürt bir babayla, Bursalı Sünni Türkmen bir annenin çocuğu olarak 1971'de Bursa'da doğdu. Babası Kekil Şimşek öğretmendi ve sürekli sürgün ediliyordu. Olgun Şimşek bir röportajında kökenleri ve çocukluğu hakkında böyle konuşacaktı. Babam Kürt ve solcu olunca, "Dur bakalım arkadaşı nereye sürelim?" diye olmayacak şeyler geldi başına. Babam hep komünist olarak yaftalanırdı. Bu yüzden sürüldüğü de oldu. Evin çatısında birlikte kitap yaktığımızı ve ağladığımı hatırlıyorum. Anne de çalışmıyor, iki kardeşiz. Dolayısıyla yokluk vardı hayatımızda. Eğer biraz özgüvenim varsa babamdan kaynaklanan bir şeydir. Kendin gibi ol derdi hep. Aynı söyleşide, "Kürt olduğunuz fazla bilinmiyor" sorusuna ise, "Bilinsin diye özel bir şey yapmıyorum çünkü. Kürt olduğum için sokaklarda başka türlü yürümüyorum" cevabını verdi Olgun Şimşek. Bir kız kardeşi olan Olgun Şimşek, babasının mesleği ve sürgünleri nedeniyle ilk orta ve liseyi Bursa, Afyon ve Adapazarı gibi birçok yerde okumak zorunda kaldı. Lise yıllarında bir yandan bağlama çalıp türkü söylerken diğer yandan tiyatro ile ilgileniyordu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Konservatuvar için İstanbul'a geldi Olgun Şimşek. Parasızlık dönemleriydi. Bir akrabasının yanında kaldı. Benzin istasyonunda çalıştı. Otobüslerde muavinlik yaptı. İletişim sorunları yaşıyordu. Yıldız Kenter hocasıydı. Okulun ilk senesi sınıfta kaldı. Hatta bazen duygusallaşıp Kadıköy iskelesine gidip hüngür hüngür ağlıyordu. Kafasındaysa "Köyüne geri dön, senden oyuncu olmaz" sözleri yankılanıyordu. Bu zor zamanları ve neden ilk yıl başarısız olduğunu, yıllar sonra ünlü biri olduğunda bu sözlerle anlatacaktı. Konuşmam bozuktu. Biraz Türkçe, biraz Kürtçe, biraz da babamın gitmek zorunda olduğu her yerden kaptıklarım. Bir de çok heyecanlı bir adamdım. Hızlı konuşuyordum. Sakin olmam gerekiyordu. Yıldız Hoca da bunu gördü. "Bu sene çalışalım senle" dedi. O yaşlarda, o kafada hüsrana uğruyorsun tabii. "Benden hiçbir şey olmaz. Oyuncu moyuncu hiç olmaz. Köyüne dön" diyordu. "Abicim ben sürekli çalışıyorum abicim normal olarak ya. Hocalar bana takdir takma, hocalar bana takdir." Boyunun kısalığını ergenlik döneminde bir süre dert etti, sonra aştı. Konservatuvarda okurken dublaj yapmaya ve dizilerde küçük rollerde oynamaya başladı. Okulda tanıştığı Demet Akbağ ona yeni bir kapı açtı. İbrahim Tatlıses, Mega Show adlı programı için komiklik yapacak birini arıyordu. Demet Akbağ, Olgun Şimşek'i İbrahim Tatlıses'e götürdü. İbo, 21 yaşında olmasına rağmen daha küçük gösteren o ufak tefek çocuğun bu işi yapacağından emin değildi. Temkinli yaklaştı, sonunda izleyince kabul etti. Mega Show'da yer alan Olgun Şimşek'i Tatlıses birkaç yıl sonra televizyonlarda yayınlanan İbo Show'a da dahil etti. "Güçlü abi." Güçlü karakteriyle programda dikkatleri üzerine çekti. Olgun Şimşek'in yolu çok geçmeden İbrahim Tatlıses'in Mega Show'unun metinlerini yazan Yılmaz Erdoğan'la kesişti. Böylece ilk önce Oto Gargara'da oynadı. "Beyciğim ben hele türkücülük konusunda ısrarlı değilim ki yani bir şekilde menşur olayım fark et." Ardından bir deme tiyatroya dahil oldu. Ufak tefek, temiz yüzlü, saf, delikanlı kudreti oynuyordu. "Sabit yerde oturmuyorlar" dedim. "Sürekli taşınıyorlar, sürekli taşınıyorlar" dedim. Onlar da bana "sen bizimle dalga mı geçiyorsun" dediler. BKM oyuncusu ve konservatuvardan arkadaşı Şebnem Sönmez de 23 yaşında ilk evliliğini yaptı Olgun Şimşek. 1996'da evlenen çift 2000 yılında boşandı. 90'larda Zeki Demirkubuz'un C Block filmi dahil birçok yapımda yer alan Olgun Şimşek, Karışık Pizza filmindeki rolüyle Umut Veren Oyuncu ödülünü aldı. Ardından efsane dizi 7 numarada oynamaya başladı. Olgun Şimşek'in kariyerinin zirve yapımı ise 2003 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı Yazı Tura filmiydi.
Askerde mayına basıp bir ayağı kesilen Arıza Gazi rolü ona 6 ayrı film festivalinden en iyi erkek oyuncu ödülü getirdi. İncinif köyüsüm olsam da aman aman ayaman aman ayaman aman aman. Komedi oyuncusu olarak tanınan Olgun Şimşek, Alacakaranlık dizisinden sonra 2005 tarihli Beyaz Gelincik dizisinde canlandırdığı kötü adam Aziz karakteriyle bu kulvardaki rüştünü ispat etti. Seyirciyi hem sarstı hem de şaşırttı. Artık sadece komedi yapımlarının değil, kötü adam rollerinin de vazgeçilmez ismiydi. Bir söyleşisinde hem komik hem kötü adam olmayı nasıl başardığını bu sözlerle anlatacaktı. Canım isterse komik oluyordum, canım isterse türkü söylüyordum. Şimdi de öyle biraz. Komiyi de biliyorum, kötü adam oynamayı da. Ama bunları istediğim zaman yapmayı seviyorum. Yani şakacı olabiliyorum ama çok şaka meraklısı biri değilim. Kapalı Çarşı dizisinde söylediği türkülerle oyunculuğuna renk katan Olgun Şimşek, Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı iki ayrı karakterle komediden kopamadığını gösterdi. 2012 tarihli Gözetleme Kulesi filminde sessiz, sakin, insanlardan uzak durmaya çalışan bir kule bekçisini ete kemiğe büründüren Olgun Şimşek, sonraki yıllar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ramo adlı iki dizide de yine kötü adamları canlandırdı, yine beğeni çıtasını yükseltti. Hadi çek gidelim, çek. Herkesin de çeksin, bundan sonra böyle bir şey olmaz. Komedi filmlerinde sevimli, sempatik bir görüntü veren Olgun Şimşek aslında o komedi yapımlarındaki gibi biri değildi. Gerçek yaşamında ismi gibi olgundu. Kolay samimi olmaz, çok konuşmaz. Hep mesafeli durmayı seçerdi. Hatta bu yüzden sokakta karşılaştığı ve kendisini görüntüleyen medya mensuplarıyla bazen sorun yaşıyordu. En sonunda konuştu. Konuştu. Nihayet konuştu. Olgun Şimşek ikinci evliliğini 2011 yılında Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı. Bu birliktelikten Ali adında bir oğlu var. Şarkı türkü söylediği bazı programlar hariç medyada pek görünmeyen, röportaj vermeyen, hatta sosyal medyayı bile kullanmayan Olgun Şimşek yeni yapımlarla yoluna devam ediyor. Ara sıra komedilerde oynasa da artık ona en çok kötüleri oynamak yakıştırılıyor. Bu yüzden de belli ki ileriki zamanlarda onu daha çok kötü adam olarak izleyeceğiz. Pencereden kar gel.